Öncelikle bana burada konuşma fırsatını verdiğiniz için buradaki herkese teşekkür ediyorum. Ben burada sizlere 1995 yılında Almanya'da doğmuş ve orada yetişmiş gurbetçi kardeşiniz olarak konuşmak istiyorum. Her ne kadar bu topraklardan uzak bir şekilde doğup büyümüş olsam da annem ve babam beni her daim milli ve manevi değerlerimizle beslemiştir. Bundan dolayı küçüklüğümden beri aslında hiçbir zaman için yaşamadığım bir ülkeye hasret kalarak büyümüş oldum. Kusura bakmayın. İlk kez yapıyorum da. Doğal bir şekilde böyle şey yapıyorum. Tabii ki Almanya'da doğal olarak oradaki imkanlardan ben de nasibimi aldım. Eğitimimi yaptım. 21 yaşımda mühendis olarak kariyerime başladığımda henüz 23 yaşımdayken Mercedes'te Compact Cars ve SUV'lerin Ar-Ge direktörünün yardımcısı olarak bu pozisyondaki en genç eleman olarak yer alabildim. Aynı zamanda arkadaşlarımla birlikte elektrikli araçların lityum iyon bataryaların içerisindeki malzemelerini mevcut olan çözümlerden daha verimli bir şekilde geri dönüştürmek için yollar aradık. Araştırmamızın sonucunda da hem lityum iyon bataryaların çevresel etkisini hem de bütün dünyadaki ülkelerinin ham madde konusundaki dışa bağımlılığını azaltmak için teknoloji geliştirmeyi başardık. Biz bunları yaparken Türkiye'mizde de teknoloji geliştirme adına ciddi adımlar atılıyordu. Ve biz de bunları gurbetçi olarak tabii ki izleyebiliyorduk. Sürekli yeni teknoparklar açılıyordu. Ve her sene gençlerimizin mühendis ruhunu tetikleyecek, dünyaca izlenen teknofestler gibi etkinlikler düzenleniyordu. Ve önemli olan da benim de Mercedes'te çalıştığımda dünyanın otomotiv devleri yeni mobiliteye doğru giderken TOG ve Ford Otosan ile ülkemiz de bu piyasada yerini alacağına dair almak üzere ciddi yatırımlar yaptığını gördük. Ve tabii ki yani gurbetçi gençler olarak annem babamla birlikte bunları duyarken gurur aldık. Tabii ki göğüslerimiz kabardı. Ama burada önemli olan aslında geçen sene elime geçen bir fırsattı. Geçen sene ilk aylarında Bilişim Vadisi'nin mobilite hızlandırma programına denk geldik. Programı araştırdık, başvurduk, kabul edildik, katıldık ve başarılı bir süreç sonunda da Bilişim Vadisi'nden davetimizi aldık. Tam da aradığımız fırsat buydu zaten. Çünkü bu fırsatla beraber yıllarca hasret kaldığımız ülkeye gelmeyi fırsat bulduk ve aynı zamanda da ülkemize vermek istediğimiz katkıyı vermek için fırsatı bulmuş olduk. Kusura bakmayın, arada bir de dilim dönmüyor. Henüz daha öğrenmek aşamasındayım. Sağ olun. Yani burada önemli olan aslında şu. Biz buraya geldik ve Türkiye'mize Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrılarına, Bilişim Vadisi'nin davetine ve aslında ülkemizdeki olan potansiyeli gördüğümüz ve inandığımız için bu ülkeye geldik. Ekibimle beraber hayallerimizi gerçekleştirmek için girişimimizin temellerini Türkiye'de atmaya karar verdik. Ve bugün geriye baktığımda aslında bu ekosistemi izlediğimde iyi ki de bu kararı almışız diyorum. Ama tabii ki daha yapılacak çok işimiz var. Sayın Cumhurbaşkanım, bizim ekibimiz şu anda 12 kişilik bir ekip. Ve bu 12 kişinin 6'sı Almanya ve İsviçre'den Türkiye'ye gelen yakın arkadaşlarımdan oluşuyor. Biz gece gündüz çalışıyoruz. Ya tabii ki ülkemize geldiğimizde biz de her yeni girişim gibi bazı sıkıntılar çektik. Ama girişimciliğin ve kendi hayallerin peşinde koşmanın doğasında var bu. Ama bunların doğasında olması gereken başka bir şey daha var. O da asla pes etmemek. Biz ekibimizle asla pes etmedik ve neticesinde bize ana yatırımcılarla birlikte ihtiyacımız olan yatırımı bulmaya şansımız bulduk. Allah nasip ederse de bu sene sonunda bu yatırımlarla birlikte pilot tesisimizi kurmak için kollarımızı sıvadık. İnşallah elektrikli araçların karbon ayak izini azaltacak ve aynı zamanda böylece de çevresel etkisini azaltacak ve dünyadaki ham madde sorununu yani dışa bağımlılığını azaltacak teknolojimizi yakın zamanda Avrupa'ya, Amerika'ya ve dünyanın diğer bölgelerine ihracat etmeyi başaracağız.
Bayağı da heyecan vereceğimiz, çok aşırı terledim bu arada. Ya son olarak şunu söylemek istiyorum. Gençlere hitaben, eğer bizler gençler olarak yarınların daha güzel ve daha aydın olmasını istiyorsak, biz bugünlerde özellikle gençler olarak bazı fedakarlıkları yapmak zorundayız. Ben annemi, babamı, eşimi, evet 5 senedir evliyim genç görünsem de, ailemi ve arkadaşlarımı Almanya'da bırakarak, bu fedakarlıkları göze alarak ülkeme döndüm. Sözlerime son verirken de bizi bu imkanları sunan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Bilişim Vadisi'nin Genel Müdürü Serdar Bey'e ve bütün ekibine, burada ekosistemde tanımış olduğumuz ve bize zaman zaman mentörlük eden abiler ve ablalarımıza ve tabii ki de ülkemizin dört bir yanında ve dünyada evlatlarını koruyan, kollayan ve onları güzel duygularla besleyen anneler ve babalara teşekkür ediyorum. Size iyi günler diliyorum. Sağ olun. Mesele buydu. Bunu başarmaktı. Bu noktaya geldik. Bizimle bu alanlarda da ortak yatırımlara girmek isteyen dünyadaki süper güçler var. Törenin ev sahibi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'sa Bilişim Vadisi'ni anlattı. Sayın Cumhurbaşkanım, 3 yıl önce burada tutuşturduğunuz milli teknoloji ateşi bugün artık dev bir meşaleye dönüştü. Açılışını bizzat yaptığınız Bilişim Vadisi, ülkemizdeki Ar-Ge ve teknoloji faaliyetlerinin ilk akla gelen adreslerinden bir tanesi oldu. Şu anda mobiliteden bilgi iletişim teknolojilerine, yazılımdan tasarıma kadar birçok kritik sektörde faaliyet gösteren 300'den fazla Ar-Ge firması burada yer alıyor. Sanayicilerle, girişimciler ve startuplarla buluştu. Onların da söyleyeceği, anlatacağı başarı hikayeleri vardı. 20 yılda öncesindeki ve maalesef o zamanlarda burun kıvırarak veya bıyık altında gülünerek karşılanan ihracatçımız bugün global pazarlarda baş köşelerdeki yerlerini aldı. Almanya'ya da devam ediyor. Hayallerini gerçekleştirmek için Almanya'dan Türkiye'ye gelen Taha Uluhan'ın hikayesi ise büyük alkış topladı. Ben burada sizlere 1995 yılında Almanya'da doğmuş ve orada yetişmiş gurbetçi kardeşiniz olarak konuşmak istiyorum. Türkiye'mizde de teknoloji geliştirme adına ciddi adımlar atılıyordu. Ve biz de bunları gurbetçi olarak tabii ki izleyebiliyorduk. Biz buraya geldik ve Türkiye'mize, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrılarına, Bilişim Vadisi'nin davetine ve aslında ülkemizdeki olan potansiyeli gördüğümüz ve inandığımız için bu ülkeye geldik. Törenin sonunda Kocaeli'ye, yani Türkiye'ye değer katan en iyi 32 firmaya ödül verildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyici olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.